salonda toplanan tüm misafirlerimizin ortak bir yönü var. Değişim yaratmak. Sadece kendileri için değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumu da değiştiren bir vizyon ve kararlılıkla geleceği inşa ederler. Çünkü sadece hayal kurmazlar, o hayalleri cesurca hayata geçirirler. Engelleri fırsatlara, sorunları çözümlere dönüştüren yaratıcı zihinlere sahiptirler. Bu anlamda sizlerin burada olması sadece bir başarı değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine dair de güçlü bir mesajı içeriyor. Kadın varsa gelecek vardır mesajını içeriyor. Kadın girişimciliği yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, sosyal dönüşümün de temel taşıdır. Çünkü çok iyi biliriz ki bir kadının büyüttüğü bir iş yalnızca kendisine ve ailesine değil, çevresine, ülkesine ve hatta dünyaya fayda sağlar. Kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanına eşit katılımlarının sağlanması, ülkemizin topyekün kalkınmasının anahtarı rolündedir. Bu inançla bakanlık olarak kadınların istihdamda, girişimcilikte, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını sağlayacak adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planımızda belirlenen hedefler çerçevesinde 2028 yılının sonuna kadar kadın iş gücüne katılma oranının %40.1'e, kadın istihdam oranının ise %36.2'ye yükseltirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli misafirler, 8 Mart'ta açıkladığımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız ile bu hedefi gerçekleştirecek somut adımları içerecek şekilde aslında hazırladık. Eylem planı kapsamında kadınların istihdama katılımını artıracak mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirecek politikalar ve esnek çalışma modellerine yönelik hedefler belirledik. Ayrıca kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesini sağlamak, aile ve iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamak için çeşitli teşvik mekanizmaları ve sosyal destek programlarına dair stratejiler geliştirdik. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürüttüğümüz program kapsamında temiz teknoloji alanındaki yenilikçi iş fikirleriyle öne çıkan kadın girişimcileri ödüllendirerek destek sağlayacağız. Ayrıca kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını tek bir platformda toplayarak, az önce de Sayın Başkanımız da ifade ettiği gibi, daha fazla kadına ulaşmak amacıyla da kadingirişimci.gov.tr web sayfasını oluşturduk. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla 100 yılın kadın istihdamı iş pozitif programı işbirliği protokolünü hayata geçirdik. Bu protokolle de kadın istihdamın artırılması ve çalışma hayatına aktif katılım sağlamak için ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. Değerli misafirler, girişimcilik desteklerimizin yanı sıra mesleki eğitimler ve farkındalık çalışmalarımızla kadınlara destek oluyoruz. 2018-2023 yılları arasında verdiğimiz finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleriyle 81 ilimizde 750 bin kişiye ulaştık. Sermaye Piyasası Kurulu ile bu yıl imzaladığımız protokol kapsamında finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı arttırmayı ve eğitimleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesiyle kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. Proje kapsamında mevcut kooperatiflerin katılımını artırmak, kadınların kapasitelerini geliştirmek ve istihdamı artırmak için eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan dijitalleşme yeni meslek tanımlarını da beraberinde getirdi. Yapılan araştırmalar 2030 yılında pek çok işin kaybolacağını ve yerlerini teknoloji temelli yeni iş kollarına bırakacağını gösteriyor. Ayrıca 21. yüzyılda mesleklerin %75'ini STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Günümüzün hızla gelişen ileri teknolojileri bilgiye hızlı erişim kolaylığı sağlarken aynı zamanda kadın erkek eşitsizliği, haksız rekabet ve bilgi kirliliği gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu noktada kadınların dijital okuryazarlık ve teknolojik becerilerin artırılması büyük bir önem arz ediyor.
dünyada kadınların ileri teknolojilerin altyapısını teşkil eden STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında %30 civarında, yapay zeka iş gücünde ise %26 oranında yer aldığını görüyoruz. Ülkemizde STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınların temsil oranı ise %20 seviyelerinde seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde kademeli işbirliği içerisinde 6.sını gerçekleştirdiğimiz kadın ve adalet zirvesini tüm bu durumları ele aldık. Yapay zeka ve kadın temasıyla düzenlediğimiz zirvede tüm taraflarla bu alanlarda kadın temsilini artırmanın yollarını, yapay zeka çağında kadınların karşılaştığı fırsat ve engelleri görüştük. Zirvede kadınların teknoloji ve inovasyon süreçlerinde daha aktif rol almalarını sağlayacak ve bunları teşvik edecek politik önerileri ve iyi uygulama örneklerini paylaştık. Kadınları teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi ülkemizin geleceğini yapılacak önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile 1200'ün üzerinde kız öğrenci yeteneklerini geliştirmeleri için güzel fırsatlar sunuyoruz. Bunun yanı sıra kadınların yapay zeka ve veri bilimi konusunda yeteneklerini geliştirmek, kariyer fırsatlarını artırmak ve bu alanda liderlik yapmalarını sağlamak amacıyla genç kadınlar için projeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlar için başlattığımız kadınlara yönelik yapay zeka ve veri bilimi geliştirme programıyla 400 kadının bu alanlarda yeteneklerini geliştirmelerine destek sağlıyoruz. Değerli misafirler, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın istihdamının artırmasında çok önemli bir yol kat etmiş bir Türkiye var. Atılan güçlü ve kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı %32.5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise %37.4'e yükseldi. Tabii biz bunları yeterli görmüyoruz. Elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileri bir noktaya taşımak için tüm gayretlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kadınların emeğiyle, becerisiyle, azmiyle ve üretkenliğiyle attığı her adım ülkemizin güçlenmesi demektir. Bu anlamda sizlerin kararlılığı, dayanışması ve katkıları kadın istihdamını artırma ve toplumsal refahı güçlendirme yolunda en büyük motivasyon kaynağımızdır. Nurten Hanım'ı tebrik ediyoruz. Sayın Bakanımızı ve Sayın Başkanlarımızı bırakmayın.